Merhabalar T24 seyircileri, seçimi geride bıraktık. Dün heyecan dolu bir gün, gece ve sabaha karşı yaşadık ve seçimin arkasından da hala tartışmalar sürüyor. Çünkü yerel seçimlerin yıldızı İstanbul oldu. Seçim İstanbul'a kilitlendi. Hala da tam sonuçlar çıkmış değil. Alper Taş şu an konuğum. Seçimi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Aslında sizi burada Beyoğlu Belediye Başkanı olarak ağırlamak isterdik ama küçük de bir farkla olsa maalesef siz alamadınız. Öncelikle ne kadar farkınız hemen onu da söyleyelim. 65.156 oya karşı 57.487 oyla kaybettiniz Beyoğlu'nu. Küçük değilmiş. Evet ama olsun. Aslında yani kapatılabilir de belki evet, de bir evet. Farktı ama evet. Saadet Partisi de 3.851 oy almış. Evet. Öncelikle üzgün müsünüz? Kırıldınız mı? Üzüldünüz mü? Ya da nasıl duygularınız bu sabah itibariyle? Ya şimdi yani üzülmek, kırılmak diye bir şey söz konusu değil benim açımdan ama çok umut bağlayan insanlar vardı. Onları sevindirmek gerçekten çok isterdim. Yani çok duygulu, çok içten, çok samimi bir çalışma oldu. Sadece Beyoğlu sınırları içerisindeydi. Bütün Türkiye'de ilgi gören bir çalışma oldu. Herkes bize baktı, umutlandı. Evet. Yani onlara bir armağan vermek isterdik. Yani bunu verememek tabii insanda biraz hafif evet. Kırıklık yaratıyor ama yaptığımız çalışmadan dolayı, yürüttüğümüz faaliyetlerden dolayı oldukça memnunum. Mutluyum yani orada bir sorunumuz yok. Yani elimizden gelen çabayı fazlasıyla arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Siz zaten dün hemen sosyal medyaya horon teperken görüntüleriniz yansıdı. Evet. Yani genelde başkanlar kaybettikleri seçim için tam tersine ağıt yakarlar herhalde ama belli ki siz seçimin genel sonuçlarına sevinmiş gibiydiniz. Doğru mu? İstanbul'da CHP'nin aldığı oyu nasıl değerlendiriyorsunuz Ekrem İmamoğlu'na? Şimdi tabii yani horon oynamamızın nedeni 3 temel nedene dayanıyor. Bir tanesi yani ben bu yarışa girerken yani seçimi bir aritmetik olarak kaybedersiniz ama politik olarak kazanırsınız. Birincisi seçimi politik olarak biz kazanmıştık. Gönüllerde de kazanmıştık. Aritmetik olarak zor bir yerde. Belki birazdan değiniriz o konuda. İkincisi İstanbul iddialı bir biçimde sürüyordu. İmamoğlu'nun kazanacağı duygusu yüksekti. Üçüncüsü benim bölgemden, Karadeniz'den, doğduğum yerlerden özellikle Artvin'den çok güzel bir dalga gelmişti. Üçü birleşti ve bizim açımızdan bu üçünün birleşimi bizi sahayı terk etme evet. Değil, kararlı bir biçimde, coşkulu bir biçimde faaliyeti devam etme. O yansıması güzel çünkü bizim Türkiye'de evet. Politika genelde şahıs bazında yapılır ya, herkes kendini oynar. Evet. Dolayısıyla sizin orada kendi sonuçlarınıza rağmen Ekrem İmamoğlu'nun aldığı sonuçlara yani güzel bir şekilde katılıyor olmanız dikkati çekti. Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi önce Beyoğlu'ndan başlayayım. Sonra genele geçeriz. Sizce yani büyük bir çalışma götürdüğünüzü biliyorum. Kasımpaşa'da gerçekten çalıştınız. İstiklal Caddesi'ne değil daha farklı mahallelere yöneleceğinizi, öyle bir strateji kuracağınızı söylemiştiniz. Rahat propaganda yapabildiniz mi? Çalışma yapabildiniz mi? Dolayısıyla bu süreçte ne farklı olsaydı daha farklı sonuç alırdınız? Var mı böyle söyleyebileceğiniz, yapabileceğiniz örneklendirme? Evet. Şimdi çok rahat bir çalışma yaptık. Hı. Yani insanlar bizi çok rahat kabul etti, benimsedi. Sevdi de yani onu da söyleyeyim. Yani gidin bize oy vermeyen insanlara bir araştırma yapılsın. Yani onların içinde de bile güzel duygular yarattığımıza inanıyorum. Yani bu konuda herhangi bir olumsuz, ya yani nereden geldiniz, işte çıkın gidin, işte vay siz şunlarsınız bunlarsınız diyebilen, ki bütün propagandaya rağmen, bizim aleyhimize çok büyük bir propaganda olmasına rağmen demediklerini bırakmadılar. Yani terörist, bizi özü gösterdiler, evet. Her şey dediler. İçişleri Bakanı geldi, 2 kez söyledi, Cumhurbaşkanı söyledi. Aşağıdan bütün çalışmayı AKP ilçe başkanı bunun üzerine kurdu. Fakat buna rağmen vatandaşın nezdinde bize dönük herhangi bir nefret, evet. Öfke filan asla söz konusu olmadı. Şimdi biz burayı kazanabilirdik ama burası yaptığımız anketlerde AKP'nin İstanbul çapında en az çözülen bir dilimini kapsıyor bu bölge. Bunun nedeni şu, burada bir cumhurbaşkanı olgusu var tabii. Yani orada siyaset yapmış, çocukluğu orada geçmiş, akrabası var, aile çevresi var, komşuları var. Cumhurbaşkanısınız siz, yani oranın bir köklü anısı, hatırası filan var.
insanların bu noktada büyük bir bağlılığı söz konusu oluyor. Doğal olarak biz Haydar Ali Yıldız'da yarışmadık zaten. Yani Erdoğan'ın oradaki ağırlığı en önemli faktördü. İkincisi devletin baskıları. Yani İçişleri Bakanı açıkça hukuksuzluk içerisinde açıkça yargısız infaz yaparak bizi halka resmen ihbar ederek yani sanki biz herhangi bir suç işlemişiz gibi herhangi bir sürecin parçasıymışız gibi bizi açıkça vatandaş nezdinde itibarsız kılmaya çalıştı. İşte teröristtir bu dedi. Açık açık söyledi. Bir İçişleri Bakanı açıkça hukuku katletti. Siz o zaman bir cümle söylediniz, kanıtlasın. Evet. O zaman ben siyaseti bırakacağım. Kanıtlayamazsa da o bırakmalı. Bu hala bu çağrınız devam ediyor mu? Devam ediyor. Kanıtlayamadı çünkü İçişleri Bakanı suç işledi. Dokunulmazlığa dayanarak kendisi Beyoğlu'nda resmen suç işledi. Yani seçim süreci boyunca. Bu şunu gösterdi. Eski sistem yani parlamenter sistemde biliyorsunuz. Yani seçim dönemi kritik bakanlar istifa ederdi. Yani seçimin güvenliği açısından, seçime gölge düşmesin, tarafsız bir seçim açısından. Şimdi yeni başkanlık rejiminde gördüğünüz üzere İçişleri Bakanı bırakın tarafsız olma. İçişleri Bakanı resmen muhalefet adaylarını tehdit etti. Tehdit edilenlerden biri benim. Yani ben ona ispat et dedim. O beni tehdit etmeye başladı. Twitter'dan yani bir takım kavramlarla tehdit ederek. Yani bu rejimin yapısını da gösteriyor. Rejimin yapısını da karakterini de gösteriyor aslında. Seçim süreci boyunca bizim hakkımızda kapı kapı gerçek dışı bildiriler dağıttılar. Camileri yıkacağımızdan tut, işte PKK'yı getireceğimize kadar, Kandil'e gidip eğitim verdiğimize kadar aklı hayale gelmeyen her şeyi söylediler. Devlete karşı mücadele ettik biz ama ben şunu gördüm, halkımız tabii bu propagandadan etkilendi. Yani oy verme bazında etkilenmiştir muhakkak. Çünkü kendi kitlesini korumak için zaten bütün bunları yaptılar. Ama bütün o yukarıdaki kötü propagandaya rağmen bize herhangi bir saldırgan tutum içerisinde kimse olmadı. Yani şimdi siz biraz önce ben deyince hani küçük bir farkla dediniz. Hani siz dediniz ya çok küçük bir fark değil aslında. Yani şimdi bu kadar anlattıklarınıza göre aslında sonuçta 7000 oy gibi bir farkınız var galiba değil mi? Yaklaşık öyle bir şey. 65.000'e 57.000 küsur oy. Evet. Fena değil yani sonuçta. Fena değil de ben sanki o aranın ben açık konuşayım yani o buranın kazanılmasının zor olduğunu bilerek yani şey. Ha şunu demek istiyorum yani devlet imkanlarına rağmen ve bu anlattığınız bütün anti propagandaya rağmen yine de bayağı bir okuma yapmak lazım yani bunun i̇şte üzerinden. İşte okuma yapıyoruz. Bizim açımızdan onların bölgelerinde yani AKP'nin çok yoğun oy aldığı bölgelerde bizim girmemiz, ilişki kurmamız, toplumsal bir hayat ölmemiz bizim açımızdan önemliydi. Biz yani seçimlere bakarken sadece aldığımız oyla bakmayız. Yani sonuç itibariyle bir devrimci gelecek açısından oralarda ne ektik ona bakarız. Çok önemli şeyler ektiğimizi düşünüyoruz ya. Ve sosyalist olduğumuzu söyleye söyleye, devrimci olduğumuzu söyleye söyleye, bundan da sakınmadan insanlar bizi bilerek oralara biz gittik. Ve çok kalıcı izler bıraktık, etkili izler bıraktık. Önemli olan bizim açımızdan bu. Ama ben sahadaki yansımaya bakarak bu farkın daha az olması gerekliliğini düşündüm. Onu açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani bunun mesela 3000, 4000 filan olabileceği noktasında bir şeyim vardı, hissim vardı da 7000 biraz bana fazla geldi. Onu söylemek istedim. Bu iki iddia vardı. Bunlar gerçek iddialarmış. İşte son gün sizinle ilgili bir takım broşürler dağıtıldı. Evet. Bir de yine aynı şekilde bir takım para yardımları son dakikada yapıldı. Bunlar gerçek, sizin de gözleminiz değil. Tabii canım yüklendiler oraya olabildiğince. Çünkü AKP'nin tabanında çözülme vardı. O çözülmeyi tutmak için bir böyle kara propaganda yaptılar. İki çok yukarıdan telefonlar, paralar. İşte hatta ufak uyarmalar, tehditler. Mesela örneğin bizim yaptığımız çalışmalarda bizi takip ediyorlar. Bir markajı alıyorlar. Kim bizde yakın ilişki kuruyorsa, kim bizde sempatik bir ilişki kuruyorsa hemen arkasından onu arayıp ya sen ne yapıyorsun? Nerede, kime resim veriyorsun? Senin orada ne işin var? Gelip vatandaş bize söylüyor. Mesela dükkanı var. Bizi sıcak bir ilgiyle karşılıyor ve bir resim çektiriyor. Bir bakıyorsun işi yapılmıyor veya ceza kesiliyor. Bu tür uygulamalar oldu Beyoğlu'nda çok. Yani biz o yüzden yani bunu bir mazerete sığınmak için söylemiyorum aslında. Bir devletle mücadele ettik biz. Tabii bütün adaylar devletle mücadele etti. Diğer adayların hakkını yemeyeyim ama bizim Beyoğlu'ndaki yaşadığımız daha farklı, daha özel bir şeydi. Çünkü tek bir ilçeyle uğraştı bunlar. Tamam İstanbul Büyükşehir'le uğraştılar.
Ankara ile uğraştılar, İzmir ile uğraştılar ama sonuç itibariyle Beyoğlu ile çok uğraştılar. Peki şunu anlamak isterim. Şimdi bugün sabahleyin açıklamalar var. Mesela AK Parti il başkanlığından da yapıldı açıklama. İşte biz mağduruz şu anda diye seçim sonuçlarıyla ilgili. AK Parti diyor ki mağdur edildik bu işte geçer sayılan oylarla ilgili. Evet. Bu AK Parti ve mağduriyet açıklamalarını nasıl görüyorsunuz? Yani AK Parti ile mağduriyet arasında bir ilişki aslında yok. Yani tam tersine bütün bu seçim sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi bütün devlet olanaklarını, AKP bütün devlet olanaklarını hukuksuz bir biçimde kendi lehine işleterek muhalefeti sindirme, bastırma operasyonu yaptı. Seçim süreci bu. Evet. Doğal olarak burada tam tersine zulmeden AKP iktidarı var. Şimdi genelde CHP bu her seçimden sonra çok eleştirilir. Hı-hı. Ve bir teşkilatların çalışmamasından şikayet edilir. İşte organizasyonu iyi yapılmamaktan şikayet edilir. Bu sefer eğer son anda başka bir şey olmazsa Ekrem İmamoğlu İstanbul'u almış gözüküyor. Ama siz CHP'nin yani CHP'li değilsiniz sonuçta. Evet, evet. CHP dışından geldiniz. Baktığınız zaman ya bu seçimden CHP'nin çıkarması gereken ders şudur ya da bir daha seçim için budur diyebileceğiniz bir şey var mı? Yani mesela CHP teşkilatları sizin için çalıştılar mı? Genel merkez sizin için uğraştı mı? Yoksa yalnız mı bırakıldınız? Yani bu konular çünkü hep sorgulanıyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi CHP bu sonuçlara bakarak yani dostça söylüyorum aldanmasın. Yani şundan dolayı bu genel siyasi atmosferin de bir yansıması. Yani kriz koşulların da bir ürünü. CHP örgütlerinde benim gördüğüm, benim yaşadığım da bölgede tabii ilçe yönetimine teşekkür ediyorum. Çalışan arkadaşlar vardı, onlara teşekkür ediyorum ama 5000 üyeli Cumhuriyet Halk Partisi örgütü sahada yoktu. Onu söyleyeyim. Sahada gönüllüler vardı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden örgütümüz vardı. İYİ Parti'nin yöneticileri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de arkadaşlar vardı ama 5000 üyeli bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu'nda bir örgütlenmesini ve çalışmasını görmedik. Şunu söylemek istiyorum. Beyoğlu'nda olan başka yerlerde de var. Benim dostça eleştirim. İçeride çok büyük sevgisizlik var birbirlerine karşı. Çok büyük rekabet var. Ne bileyim yani işin ideolojisi önde değil. Başka şeyler çok önde. Süratle buralara müdahale etmeleri gerekiyor. Yani bu başka şey derken mesela genel başkanlık yarışı ya da genel başkanlık değil, ufak bir meclis üyeliği yarışı. Yani bunlarda bile kırılan bir örgüt var. Bunlar üzerine kavga, dövüş oluyor. Yani bir siyasi partinin içerisindeki ele sol bir siyasi partinin içerisindeki bir takım çelişkiler veya tırnak içinde ufak gerilimler olacaksa bu fikir üzerine olur. Bu ben şurada olayım, ben meclis üyesi olayım, şimdi ben orada olayım üzerine pozisyon kapma üzerinden bir yarış olmaz, kavga olmaz veya tırnak içinde kavga derken abartmayın, gerilim olmaz. Şimdi bunlar çok fazla yani bu seçimlerin tablosuna bakarak rahatlamaması lazım Cumhuriyet Halk Partisi. Elbette burada bir başarı var, bunu takdir edelim çünkü alınan il sayısı arttı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin süratle örgüt yapısına da bir müdahale etmesi gerekiyor. Bu örgüt yapılanması aslında daha büyük bir başarıyı da engelliyor. Yani onu söylemek istiyorum. Beyoğlu'nda kimseye haksızlık etmek istemiyorum ama Beyoğlu örgütü açısından söylüyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, onun etrafındaki arkadaşlar çalıştılar ama şunu görmedi, kimse görmedi. 5000 tane üyesi olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bırakın 5000 üyesini, biz yarısını harekete geçirsek zaten yaptığımızın 5-10 katı iş yapmış olabilirdik ama değişik gerekçelerle bazı adaylar var mesela. Adayları çekildiler biz aday olduktan sonra. Aslında biz bir heyecan kattık. O heyecanın parçası olmadılar. Yani şöyle hesaplar yaptılar. Bu arkadaş başarısız olsun. Çünkü başarılı olursa kalıcı olacağımızı düşünüyorlar kafalarınca. Arkadaş başarısız olsun da bizim önümüzdeki dönem açılır gibi küçük hesaplar oldu. Gerçi sistem zaten hiçbir zaman öyle ilerlemiyor yani böyle. Yani birisinin başarısızlığı birisinin başarısının önünü açmıyor. Başarılıysan zaten başarılısın. Şöyle bir rehaveti var diyebilir miyiz? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun gerçekten şahsi bir başarısı var. Çünkü zaten Beylikdüzü'nde çok farklı kesimleri bir araya getirerek o hamuru iyi yoğuran bir belediye başkanı. Onu da genel yani o havasını da belki konuşsanız o da teşkilatlarla ilgili farklı şeyler söyler ama kendi getirdiği rüzgarı taşıdı.
CHP garantide olduğu yerler konusunda sıkıntı çekmiyor. Çünkü zaten o seçmenin verdiği bir oy. Evet. Yani CHP'nin bir şey yapması gerekmiyor. Örneğin Kadıköy gibi, İzmir gibi. Yani orada zaten seçmen son derece konsolide. Ama şunu der misiniz? Yani Beyoğlu gibi ya da başka ilçeler mesela ne bileyim... belki işte bu kim bu tarafta neresi olabilir? Karşıda mesela Üsküdar gibi. Yani çok kozmopolit hem dezavantajlı grupların hem muhafazakarların hem beyaz yakalıların olduğu şehirlerde ilçelerde bu sizin söylediğiniz yapı ve çalışmamak, teşkilatın çalışmaması yani başarısızlığı getiriyor. Yani garanti olmayan yerlerde. Tabii şimdi Beyoğlu'nda bunu Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım da söylüyor. Biz son dönemlerin, son yılların son seçim yani son 200 seçimin en büyük çalışmasını yaptık. Yani hiç girilmeyen yerlerde irtibat büroları açtık, seçim çalışmaları yaptık. Yani böyle bir çalışma olmadı. Yani onu açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani bunu birlikte yaptık tabii arkadaşlarla ama sonuç itibariyle ilk kez bu düzeyde yani bunu herkes söylüyor. Yani gidiyorsun Cumhuriyet Halk Partisi buraya ilk kez geldi diyor. Yani ilk kez siz merhaba diyorsunuz. Buralara daha önceden hiç gelen giden olmuyordu. İlk kez burada bir seçim irtibat bürosu açıldı yıllardan sonra. Bu tür sözleri duyduk. Bir de seçim partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Seçim partisi olmamak lazım. Yani siyaseti her gün her yerde yapmak lazım. Yani seçimden seçime insana giden temas kuran bir parti... oldunuz mu olmuyor. Örneğin bize en çok şikayet edilen konu ne? Seçimden seçime geliyorsunuz. Biz de dedik ki kazansak zaten buradayız. Yani kaybetsek de gelmeye devam edeceğiz. Yarından itibaren gezmeye devam edeceğiz. Öyle mi? Gezmeye tabii, devam mı edeceksiniz? Tabii gezmeye devam edeceğiz. Peki en fazla yani şöyle bir şimdi siyasi okuma yaparsanız mesela AK Parti seçmenle de çok bir araya geldiniz. Üçüncü parti Beyoğlu'nda Saadet Partisi. Evet. Demek ki muhafazakar seçmenin büyük etkisi var burada Beyoğlu'nda. Evet. Ne dersiniz? Yani AK Parti'ye bakış nasıl? Muhafazakar seçmen ne bekliyor? Mesela muhafazakar seçmenin oyu nasıl alınabilir bundan sonra? Bu potansiyeli görüyor musunuz? Şimdi AKP'li seçmenin AKP'ye verdiği oy biraz zoraki bir oy. Yani çok istekli ve gönülden bir oy değil. Çok da gönülden çalışma yoktu. Bir tür ne diyelim bir gelenek, bir tür cumhurbaşkanına dönük bağlılık, bir tür alternatifsizlik. Yani bunların hepsini toplayabilirsiniz ama biz sahada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'nin öyle çok ciddi, çok işten, çok böyle gürül gürül bir çalışmasını görmedik. Onu söyleyeyim. Yani bu oylar aldıysa o geleneksel yapısından dolayı aldı. Yani çalışmadan kaynaklı bir oy aldığını zannetmiyorum. Saadet Partisi'nin adayı İstanbul adayları içerisinde en etkili bir adaydı. En iyi bir adaydı. Düzgün de bir insandı. Sonuç itibariyle Saadet Partisi seçmeni Büyükşehir'de İmamoğlu'nu tercih etti. Bize oy vermedi. Yani bizimle Büyükşehir adayımız Ekrem İmamoğlu arasında 2500'lük bir fark var. Yani 2500 oy daha fazla almış Ekrem İmamoğlu Beyoğlu sınırları içerisinde. Bu daha çok Saadet Partisi oyları. Onun da daha çok şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. LGBT filan ve benzeri mevzular çok pişirildi. Bir de TV5 Saadet'in evet, kanalında evet, çok işlendi. O tür şeylerden dolayı çünkü onları da çok işlediler aşağıya doğru. Doğal olarak bir de Ekrem İmamoğlu tabii işte Eyüp Sultan'da Kur'an okudu filan ve benzeri. Yani öyle şeyler de var. Şimdi muhafazakar dediğimiz bu insanlar bizim insanlarımız. Tabii. Bizim yurttaşlarımız. Bunlar kazanılmaz. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tekelindedir diye bir yaklaşımı asla kabul etmiyorum. Biz çünkü onlardan da oy aldık. Yani oy oranımız yüksek olmamakla birlikte mesela o bölgelerde çalıştık ve o bölgelerde mesela Kaptanpaşa'da, Keçecipiri'de, Kulaksız'da, Küçükpiyale'de, Sütlüce'de, Piyalepaşa'da, Piripaşa'da aldığımız öyle oylar geçtiğimiz seçimlere göre öyle az oylar değil. Yani sonuç itibariyle bize bir teveccüh yapmışlar. Ama bu kadar kısa süre içerisinde, yani 45 günlük bir kısa süre içerisinde
bu kadar geleneksel ve kökleşmiş oyları çözebilmek o kadar da mümkün değildi. Şimdi bunu genele şöyle, yani genelle şöyle yansıtarak yorumlamanızı rica edeceğim. Şimdi aslında CHP'nin Mansur Yavaş'la Ankara'yı alması, işte Ekrem İmamoğlu'yla İstanbul'u alması, Antalya, Mersin gibi yerleri almasının bir başka önemi daha var. Çünkü ne diyor, şöyle analizler yapıldı değil mi seçime kadar? Evet. Aslında AK Parti'nin seçmeninin bir kısmı memnun değil, fakat gidecek yeri yok. Evet. Çünkü AK Parti dışında kendisini yönetebileceğine inanmıyor başka bir partinin. Artı geçmişten gelen korkularıyla CHP'ye oy vermiyor. Çünkü CHP gelirse işte bizim bu kazanımlarımız elimizden gidecek. Evet, nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan da son ben gidersem siz ne yaparsınız diye. Korkuyor gidiyorlar. Şimdi evet. Halbuki bu belediyelerin yani CHP'nin bu belediyeleri kazanmasıyla ilk defa muhafazakar ve AK Parti seçmeninin de gözüne girip ya CHP de bizi yönetebiliyormuş ve bize bir şey olmuyormuş dedirtebilecek bir gücü eline geçirdi. Evet. Bu noktada sizin yorumunuz ne olur? Ne yapmak gerekir? Yani yapabilir mi bunu CHP ve ne yapması gerekir? Şimdi tabii bu bir fırsat. Yani sonuçta 4,5 yıl sonra seçim varsa bu seçimin Cumhuriyet Halk Partisi açısından kaderini belirleyecek olan bu büyük şehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de göstereceği performanstır. Yani ne düzeyde başarılı, gerçi 4,5 yıl süresini çok iyi kullanmaları gerekiyor. Bu 4,5 yıl süreci içerisinde gösterecekleri tablo 4,5 yıl sonraki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin performansını yani sonuçlarına yansıyacak. Bu bir deneyim. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım, iyi değerlendirmeleri lazım. Beyoğlu açısından şöyle bir farklılık oldu, onu söyleyeyim. Çok gözden kaçtı ama biz Beyoğlu'da çok birleştirici bir çalışma yaptık. Yani onu unutmamak lazım. Belki oylara yansımadı ama çok düşmanlıkları kıran, toplumun her kesimini kucaklaştıran, yani Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, aşağı yukarıki mahallesi diye bölünmüş mahallelerini birleştiren çok etkili çalışmalar yaptık biz. Bir birleştirici dil kullandık, kapsayıcı bir dil kullandık. Toplumdaki gerilimleri biz Beyoğlu'nda oldukça azalttık yani. Bu bizim yürüttüğümüz çalışma açısından çok önemli noktalar olarak gözüktü. Evet. Şimdi bir de geneli değerlendirirseniz, şimdi İstanbul İl Başkanı dedik de dedi ki bu sabahleyin AK Parti'nin İl Başkanı işte bizim verilerimizle YSK arasında fark var, biz mağduruyuz, biraz önce söylediğim gibi işte bazı geçersiz sayılan oylarda bir takım şeyler olmuştur, dolayısıyla biz bunun peşinde olacağız. Şimdi bir kere ilk defa AK Parti bir seçim sonrasında mağduriyet söylemini kullanıyor. Genelde bu CHP ya da diğer partiler olur. İşte oylarımız çalındı, sandık güvenliği yoktu. Ne bileyim işte geçersiz oylar, fazladan oylar çıktı gibi. İlk defa şimdi AK Parti bundan şikayetçi. İkincisi, siz böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Yani gerçekten geçersiz sayılan oyların, işte AKP'nin çalınan oyları olabileceğini yani. Ya da bunların yeniden açılması, yeniden incelenmesi sonucunda durumun farkın ya da işte sonucun değişebileceğini düşünüyor musunuz AK Parti lehine? Hayır, değişeceğini düşünmüyorum. Yani AKP'nin burada hesabı varsa geçersiz oylar üzerinden değişik hesapları olabilir. Yani bu konuda bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Çünkü bütün bu süreç içerisinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki seçimlerden gerekli dersi çıkarmış. Özellikle İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu bu konuda oldukça önemli bir sorumluluk aldı ve önemli bir görev üstlendi. İşin peşini bırakmadı. Yani bunlar aslında biraz sabrı ölçtüler, doğrusunu söylemek gerekirse. Biraz pes ettirmeyi ölçtüler. Tablonun farkındalardı. Acaba daha önce yaptığımız uygulamalarla bu işi böyle sürünceme de bırakıp bunları da bir yılgınlığa sürükleyip yine her zaman yaptıkları gibi bir üste geçiş yaratabilir miyiz dediler ama bu konuda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararlı durması, dik durması, süreci takip etmesi bu tabloyu çıkardı ve sonunda pes ettiler. İşte Cumhurbaşkanı kabul etmek zorunda kaldı. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir sonucun AKP'nin lehine olacağını zannetmiyorum. Peki bir de şunu değerlendirelim. Genel olarak bundan sonra şimdi İstanbul'un ve Ankara'nın tabii CHP'ye geçmiş olması
çok beraberinde çok farklı şeyleri de getiriyor. Yani parasal kaynaklardan tutun da genel işte hayat biçimine, ortamın rahatlamasına, belki dilin yumuşamasına kadar genel siyaseti de ilgilendiren sonuçları, evet, olmalı ya da olacaktır diye düşünüyorum. Bundan sonraki siyasi sürecin nasıl işleyeceğini düşünüyorsunuz? AK Parti daha mı sertleşir, yoksa durumdan ders çıkarır, demokrasiye, reformlara dönüş mü başlar, ya da nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin bu süreci nasıl yöneteceğini düşünüyorsunuz? Ya ben çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi daraldıkça daha otoriter bir siyasete yöneliyor. AKP-MHP ittifakından öyle demokratik bir şey çıkmaz yani. O konuda hiç yanılmadık yani. Her zaman bu tür söylemlerde bulundular. Seçim atmosferinden hareketle böyle kuşatıcı, sonuçta kapsayıcı laflar ettiler ama siyasal zihniyetler öyle zaten. Biri milliyetçi, biri İslamcı iki partinin ittifakından demokrasi olmaz, hoşgörü olmaz. Tam tersine daha fazla baskı olur. Bence o baskıyı fazlasıyla yine geliştirecekler. Zaten tehdit etmeye başladı. Bir yönetim de görelim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın vesayetinde yerel yönetimleri boğma operasyonuna girecekler. Büyük de borç bıraktılar şeye. Mesela İstanbul'un borcu, ilçelerin borcu, Ankara'nın borcu. Yani büyük bir borç yükünü de bıraktılar. Bence muhalefetin ilk yapması gereken hiç bu borç miktarını teşhir etmektir. Yani neyi devraldıklarını, yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyelerinden aldıkları borcu bütün kamuoyuyla paylaşmalılardır. Eğer bunu paylaşmazlar ve bu sürecin içerisinde sıkıntı yaşarlarsa, Recep Tayyip Erdoğan bak gördünüz mü belediyeleri borca soktular, belediyeleri iflasın eşiğine getirdiler deyip sürekli bağıracak, sürekli halka şikayet edecek. O yüzden şimdi hemen yapılması gereken ne devralındı? Bunun bilançosunu çıkarmaktır ve bunu bütün kamuoyuyla paylaşmaktır. Neyi devraldık? Çünkü iflas ettirmişler belediyeleri. Aslında Erdoğan o iflas ettirmiş belediyelerin durumundan hareketle aslında bir yönetsinler de görelim diyor. Belki de bir düzeyde kaybetmekten de hoşnutlardır. Yani böyle bir iflas etmiş bir belediyeleri tekrar rayına sokabilmek o kadar kolay değil. Bir de genel borç sıkıntısı var. Yani uluslararası piyasalardan da artık para gelmiyor. Yani borç alabilmek giderek daha da zorlaşmış vaziyette. Bütün yatırımlarını AKP aslında şeyle yaptı. Borçla yaptı. Yani öz kaynaklardan yapılmış, kendi kaynaklarımızla yapılmış herhangi bir şey yok. Tam tersine vatandaşın sırtına bir borç olarak yüklenmiş yatırımlar var. Bunları görüyoruz. Hala da sırtımızdan para çıkıyor. Halkın cebinden para çıkıyor. Geçiş garantili hastaneler, geçiş garantili köprüler, bunlar böyle uygulamalar. Peki son olarak da şunu konuşalım. Şimdi siz diyorsunuz ki işte ben çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü demokrasiye dönmeleri zor olur MHP-AKP işbirliğinin. Ama kimi analistler de diyorlar ki Türkiye'de yeni bir sayfa açılıyor. Artık eskisi gibi olamaz. Çünkü ilk defa AK Parti yıllar sonra ciddi bir başarısızlığa uğradı. Evet. Ve artık bir erime başlayacaktır. Yani bu yorumlara katılır mısınız yoksa bunları erken yorum olarak mı değerlendirirsiniz? Hayır, şimdi AKP ve MHP'nin zihniyetinden demokrasi olmaz. Ama AKP ve MHP'ye rağmen bir demokrasi gelişecek. Bu ayrı bir tartışma konusu. Gelişecek mi diyorsunuz? Tabii canım gelişecek. Bu sonuçlar onu gösteriyor zaten. Yani benim dile getirdiğim nokta AKP ve MHP'nin bir demokrasi, evet, yaratıp yaratamayacağı. Onlar bir demokrasi yaratamaz. Ama onlara rağmen Türkiye'de demokrasi gelişecek, büyüyecek. Yani çünkü bu demokrasi birikimi var Türkiye'nin. Halkta da siz bu talebi görüyor musunuz? Tabii, AK Parti. Tabii. Mesela yeni bir merkez sağ parti çıkma ihtimalini görüyor musunuz? AK Parti'den kopanlar. Daha bu arayışlar var ama bu seçim sonuçları bütünüyle onları çok fazlasıyla cesaretlendirecek bir sonuç yarattığını düşünmüyorum. Muhalefet de yani bu sonuçlardan hareketle al aşağı edelim iktidarı diye bir tutum içerisinde değil. Öyle bir hazırlık içerisinde değil. Tabloyu herkes izleyecek. Herkes biraz gözlemleyecek. 4,5 yıllık bir seçimsiz dönem var ama Türkiye'nin içine girdiği süreç 4,5 yılı bekler mi? Bu ayrı bir tartışma konusu. Hem dış politika açısından açmazlar sıkıntılar var. Ekonomik kriz manasında çok ciddi sıkıntılar var. Yani 4,5 yılı bekleyen bir sürecin
olacağını zannetmiyorum. Erken seçim olabilir mi diyorsunuz? Yani olabilir. Yani 4,5 yıl Türkiye açısından çok uzun bir süre. MHP bunu yani Devlet Bahçeli dener mi yoksa keyfim yerinde zaten atamaları da ben yapıyorum. Yüksek bürokrasi de ben hayır, de MHP'nin bilen. Eli güçlü ama ben MHP ve AKP'nin dışındaki konjonktürün yaratacağı dinamiklerden söz ediyorum. Yani kriz fazlasıyla derinleşirse bu Suriye dış politikadaki açmazlar daha da derinleşirse yani bir yönetememe krizine bağlı olarak Türkiye önümüzdeki süreçlerde bir erken seçime gidebilir ama bu seçim sonuçlarından hareketle bir erken seçim gözükmüyor ufukta. Son olarak biliyorsunuz seçime gitmeden önce özellikle kayyum atanır tehdidi gelmişti. Evet. Yani Mansur Yavaş için de bu geldi, HDP'li belediyeler için de bu geldi. Yani seçilseniz bile sizi çalıştırtmayız. Biraz önce de siz söylediniz ama mesela bir Ankara'ya kayyum atanması, seçilen Diyarbakır'a, Mardin'e yeniden kayyum atanması, bunu yapma potansiyelini görüyor musunuz iktidar yoksa bunlar seçim öncesi söylenilen şeylerdi ve bu durumda yapılamaz. Kayyum yaptılar, yapabilirler ama bu daha çok vatandaşın iradesini teslim almaya dönük çabalardı, korkutmaya dönük çabalardı. Ayıp zaten nereden nereye geldiler. Yani millet iradesi deyip gelenlerin yaptığı zulme bak. Yani milleti seçim öncesi tehdit ediyorlar. Yani milletin iradesini tehdit ediyorlar. Milletin iradesini tehdite millet papuç bırakmadı onu söyleyeyim. Yani bu seçim sonuçları onu gösteriyor ve şöyle bir tablo doldu. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi AKP hep kendisini millet olarak konumlandırırdı ve bir devlete karşı mücadele ediyoruz derdi. Bir devlet var bir de milletin temsilcisi AKP. Şimdi bunun tam tersi oldu. Bir devlet var AKP ve millet AKP devletine karşı mücadele ediyor. Yani dengeler bütünüyle değişti. Yani bugün iktidar AKP, millet ve halk AKP'ye karşı mücadele ediyor. Devlet de bu milleti tehdit ediyor. Bu milletin iradesini ipotek koymaya çalışıyor. Peki Alper Taş çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Yorucu bir süreç geçirdiniz. Ama diyorsunuz ki mücadeleye devam. Tabii. Buraya kadar değil. Bundan sonrası esas şimdi başlıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben başarılar teşekkür ederim, diliyoruz. Geldiğiniz için ayrıca katıldığınız için tekrar teşekkürler. Sağ olun.